Cerrahi olmayan saç tedavilerinin başında PRP diye artık epey yaygınlaşmış ve herkesin tanıdığı platelet rich plazmamız var. PRP'nin yapılışı her klinikte aynı değildir ve standart bir iş değildir. Onun için konuda biraz tecrübeli ve denemeyi bol yapmış yerde bulunmakta fayda var. PRP teknikleri de değişik olabilir kendi içinde. Daha doğrusu PRP kitleri çok farklı olabilir. Bunlar direkt platelet ya da trombosit sayısını etkilediği için sayının, bakın burada yüksekliği önemlidir. Trombosit sayısı ne kadar yüksekse etkinliği o kadar fazla bir solüsyon elde edilir. İşlem şu şekilde yapılır. Bir miktar kan alınır. Yaklaşık 10-12 cc kadar kan alınır. Laboratuvarda içindeki platelet ya da trombositler ayıklanır ya da filtre edilir. Bunların içindeki growth faktörlerini etki edebilmesi için fresh iken, yani da henüz taze iken de bu şeffafa yakın sıvı saçların içine enjekte edilir. Bu PRP'dir. Bunun dışında growth faktör son zamanlarda çok popüler hale gelmiştir. Sulandırılarak kullanılan bir toz şeklinde piyasaya sunulmuştur. Growth faktör çok dayanıksızdır ve ilaç olarak kullanmak henüz mümkün değil. Ancak sulandırıp enjeksiyon olarak kullanılan şeklini piyasada şu günlerde bulabiliyoruz. Ve growth faktör çok güçlü bir saç kökü kuvvetlendiricisidir. Üçüncü olarak dalga boyu ayarlı bazı lazer device, ne diyoruz, lazer araçlarının da kullanımı söz konusu. Bu lazer tarağını internetten alabileceğiniz gibi bizim kliniğimizden de elde etmeniz mümkün oluyor. Özellikle sürülen ilaçların etkisini arttırmak için lazer tarağını özellikle low level laser therapy diye siz de araştırabilirsiniz. Low level laser therapy diye şu anda tanıtıyoruz ve hastamıza detaylıca anlatıyoruz. Bunun dışında saçlı deriyi koruyan mezoterapi eskiden çok yapılırdı. Bazı hastalarımızda bazen gerekli olabiliyor. Buna dermatolog karar veriyor. Özellikle kan testlerinde belli vitamin eksiklikleri çıkmış kişilere de mezoterapiyi ve kan dolaşımı arttırıcı bazı ek maddeleri vererek bu kişilere çok yardımcı olabiliyoruz. Bunun dışında biz sadece saç baş değil, yüzün gençliği ve güzelliği için de bazı ek çalışmalar yapıyoruz. Erkekler özellikle bu genç ve güzel görünme konusunda çok utangaç olabiliyorlar. Biz erkek güzelliği konusunda bir hayli bilgi sahibiyiz. Çünkü saça gelmişken bu kadar güzel bir sonuç almışken diyorlar ki şu kırışığıma da bir şey yapın, kaşımın ucuna da bir şey yapın, buraya kadar gelmişken bir cilt bakımı da yaptırayım vesaire gibi bize çeşitli isteklerle daha az utangaç olarak başvurabiliyorlar.